Çalıyor anne. Hah, ver ver ver. Anne ablamın sesini bir ben duysaydım. Deniz çocuğum bir dur. Ben şu meseleyi bir konuşayım. Allah Allah, sen sonra tekrar ararsın. Ay içime dert oldu vallahi. Ver. Hah. Alo Leyla. Yavrum benim. Anneciğim, ne yaptınız? Yavrum çocuğum, her şeyi hallettik, sen hiç merak etme. Odayı ayarladık, parasını da yatırdık. Uygun zamanda da ameliyat olacak inşallah. Oh, iyi tamam. Deniz nasıl? Korkmuyor değil mi? Morali nasıl? İyi iyi, sen onu merak etme şimdi. Ay Leyla yavrum, ben seni asıl şu yüzden aradım. Mirza Bey sağ olsun parayı göndermiş ama ihtiyacımızdan biraz fazlasını göndermiş. O fazla kısmı biz hemen geri verelim de ayıp olmasın ha. Yok anneciğim. Bütün tedavi sürecinde kullanılacak o para. Bilerek fazla gönderdi. Ha. Tamam tamam o zaman. Ay vallahi Leyla, telaşımdan eve nasıl geldiğimi bilemedim. Ay milletin aklına kötü bir şey gelecek diye ödüm koptu vallahi. Yok yok, sen merak etme. Bilerek öyle göndermiş. Oh iyi. Ay vallahi Allah razı olsun o insanlardan kızım, ne diyeyim. Bir anda hayatımız nasıl da değişti. İnşallah bir gün biz de bütün bu iyiliklerinin karşılığını ödeyeceğiz. Yeter ki Deniz bir an önce iyileşsin de. İnşallah yavrum, inşallah çocuğum. Bak o da yanımda seninle konuşmak için böyle tepemde vır 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 dönüp duruyor. Hadi veriyorum onu. Al çocuğum al. Ha Leyla, hadi görüşürüz yavrum. Abla. Canım nasılsın? Çok iyiyim ablacığım. O kadar mutluyum ki ameliyat olacağım diye. İyileşmek için sabırsızlanıyorum. Sabırlı ol bir tanem. İyileşeceksin. Ya abla, ben Mirza enişteme yardımlarından dolayı bir hediye vermek istiyorum. Ama nasıl yapsam bilemedim. Nasıl şeylerden hoşlanıyor ki acaba? Düşünürüz bir şeyler. Ben geleceğim zaten. Gelince konuşuruz. Tamam ablacığım. Görüşürüz. Anne, Saadet Hanım bizi ziyarete geldikten sonra her şey bir anda değişti. Ya ablam sevdiği adamla evlendi. Ben sonunda ameliyat olacağım. Her şey rüya gibi. Çocuğum, yavrum. Ay bir tanem. Oy. Her şey çok daha güzel olacak. Gör bak. Bu daha başlangıç. Aa, kim şimdi? Ay Sabriye mi acaba? Dur bakayım. Aa, Firdevs Hanım. İyi günler. Hoş geldiniz Firdevs Hanım. Canım siz niye bu kadar şaşırdınız analı kızlı? Yoksa uygun olmayan bir zamanda mı geldim ha? Çok güzel şeyler var ya. Nermin anneciğim. Ben bu balık modelleri çok beğeniyorum. Şu kabarıklar da çok güzel, ne dersin? Ay kızım. Vallahi kızım bilemedim ki. Bir sürü çeşit var. Sen en iyisi kalbinden hangisi geçiyorsa onu seç. Hepsi sana yakışır. Ya. Yaz. Canım gelsene, biz de gelinlik modellerine bakıyorduk. Gel oğlum gel. Ne oldu hayatım? Neden öyle bakıyorsun? Ay, yoksa sen beni gelinlikle hayal ettin de o yüzden mi? Melek, sen az önce kapıda biriyle konuşuyordun. Kimdi o? O şey, şeydi o, dilenci. Allah versin dedim, yolladım. Bunları Melek Hanım'ın yanında konuşmayı uygun bulmadım. Ama size söylemem gereken bazı şeyler var. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Siz ameliyat iyi geçti dediniz. Öyle değil mi yoksa? Başarılı geçti ama. Melek Hanım tehlikeli bir bölgeden yara almış. Fiziksel olarak kendini toplaması çok sürmez. Hayati tehlikesi de yok ama... Ama net doktor bey... Maalesef. Bir daha çocuk sahibi olamayacak. Üzgünüm.
Bunu hasta yakını olarak sizin söylemeniz daha doğru olur. Uygun bir dille iletirsiniz. Geçmiş olsun. Dilenciydi demek. Hı. Bir tanıdık gibi geldi de. Birine benzettim herhalde. Yok canım, nereden tanıyacaksın? En fazla benzetmişsindir. Ay burayı zaten yol geçen anına çevirmişler. Git gel, git gel. Ya bunlar ayaklarını kesmek lazım. Kapıya da bir güvenlik şart doğrusu. Kızım sen de 3-5 kuruş bir şey vereydin ne olmuş yani? Sevaptır. Yok anneciğim, niye vereyim? Şimdi ona vereceğim, o gidecek eşine dostuna söyleyecek. Sonra al başına belayı, olur mu öyle şey? En iyisi böyle göndermek değil mi hayatım? Aynen, haklısın. Canım insan dünürüyle böyle ayaküstü mü konuşur? İçeri davet etmeyecek misiniz beni? Ay şaşırdık bir an dünürüm, kusurumuza bakma. Buyurun buyurun, Deniz kızım bir terlik veriver bakayım. Gerek yok gerek yok. Bende galoş var. Başkasının terliklerini giyemem de ben. Peki madem. Buyurun buyurun. Ay vallahi ev hali, kusurumuza bakmayın. Geleceğinizi bilseydik hazırlık falan yapardık. Gerek yok gerek yok. Buyurun buyurun buyurun. Buyurun, buyurun Firdevs Hanımcığım, buyurun. Buyurun, Deniz yavrum sen bize iki tane kahve yapıver. Hadi. Yapayım anneciğim. Nasıl içersiniz? Sade olsun canım, sade. Hadi çocuğum, hadi bakayım. Buyurun oturun. Tekrar hoş geldiniz Firdevs Hanımcığım. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Döndü hanım. Alışverişten geldiniz galiba. Hı? Onlar Deniz'in hastane... Harcayın, harcayın. Rahat, rahat harcayın paraları. Nasıl olsa tezgahı iyi yere açtınız, öyle değil mi? Pardon dünürüm, anlamadım. Ne tezgahı? Ver yavrum, ver. Raziye, sen işine bak anacığım. Biz hallederiz. Gelmek için bahane arıyorum demiyor da laf. Ya vır vır edip durma ya. Bırak kalsın. Eylül bu evde dursun da. Gerisi önemli değil. Ne diyorsun sen be? Ne Eylül'ü, laflara mı? Sen değil miydin daha 2 gün önce? Pılımı pırtımı toplayıp buralar ben gideceğim ama kahvenin insan yüzüne bakamıyorum diye. Şimdi ne oldu? Onca rezillikten sonra hala Eylül diyorsun ya. Pes! Derim anne. Derim. Ne yapayım aşığım. Çok seviyorum Eylül'ü. O gözümün önünde dursun da anasına da bakarım, babasına da. Bursa. Anasına babasına bakarmış. Çok biliyorsun sen. Söyle karına gelsin temizlesin buraları. Bari bir işe yarasınlar. Anne, konuşamadık hiç. Babam nasıl, sağlığı yerinde mi? İyi yavrum, iyi. Sizi özlüyorum diyor. Başka bir sıkıntısı yok işte. Canım benim ya. Bir şey söylemedin ona değil mi bak? Koray'ın yaşadığını, onunla anlaştığımızı, burada olduğumuzu falan bilmiyor. Kızım, anlatmayacağım dedim ya işte canım. Hem zaten benim içime sinmiyor ki. Nasıl anlatayım bir de onu Allah'ını seversen? Oralarda yüreğine mi indireyim adamcağız? Mahkemeye kadar sabretmek zorundayız anneciğim. Sıkacağız dişimizi. Geçici bir durum bu. Babam oradan bir çıksın. Koray'dan sonsuza kadar kurtulacağım. İnşallah annem, inşallah. Eylül, avukatla konuştum. İyice tembihledim. Tamam dedi. Yaşar'a hiçbir şey söylemeyecek. Tamam dedi, sağ olsun. İyi yapmışsın. Babam ne dedi peki? Ne desin be yavrum? Ne desin Allah aşkına? Hep seni soruyor. Şu pisliği vurduğuna zerre kadar pişman değil. Eylül, bir de Yağız babanı ziyarete gitmiş. Ben de gördüm. Seni sordu. Yağız mı?
Ha. Bir şey demedin değil mi? Yok be yavrum, ne diyeceğim? İyi. O da öğrenirse affetmez çünkü. Yavrum, şu düştüğümüz hallere bak. Vallahi hiç içime sinmiyor böyle. Sana onca eziyet etmiş adamın evinde hizmetçi gibi çalışıyorsun. Aman hale bak. Anne, katlanacağız. Babam için, ailemiz için katlanacağız. Sen merak etme. Bunların hepsi geçecek. Biz bunu da yaşayacağız beraber. Hadi hadi. Şaşırmış numaraları yapma döndü hanım. Karşında çocuk yok senin. Nasılsa zengin evine kapağı attınız. Rahat rahat paraları harcayalım diyorsunuz, öyle değil mi? Firdevs Hanım, Allah'ınızı severseniz ne biçim laflar bunlar? Şu gözlere bak sen bak. Yutar mıyım ben sizin numaralarınızı be? Fırsatçılar sizi. Cukkayı alır almaz soluğu alışverişte almış hanımefendiler. Ay Firdevs Hanım, ay şaka mı bu? Neler diyorsunuz siz? Vallahi olağan biten ortada işte. Benim oğlandan paralar geliyor, alışverişe gidiliyor. Paralar geliyor, alışverişe gidiliyor. Hayır, madem bu kadar paracısınız. İnsan kaz gelecek yerden tavuk esirger mi be? Neydi o getirdiğiniz çeyiz sandığı öyle? Pazarmalı, uyduruk, kıytırık şeyler. Döndü hanım, biz senin kızına böyle böyle altın burmaları takalım. Sen git, bize uyduruk, kıytırık banyo kesesiyle gel. Oldu canım, oldu. Bakın Firdevs Hanım, siz bizi pek tanımamışsınız galiba. Yoksa böyle abuk subuk laflar etmezdiniz ha. Ayol, ben adamı 100 metre öteden tanırım be. Bırak bu fakir ama namuslu edebiyatını, bırak. Yalnız döndü var ya. Leyla'yı benim oğlana öyle güzel yamadın ki. Bravo. Takdir ettim vallahi seni. Aa, yeter ama Firdevs Hanım. Anlatsana döndü ha. Anlat da biz de öğrenelim. Nasıl Leyla'yı benim oğluma yamadın ha? Leyla gibi bir kızı Mirza'nın koynuna nasıl soktun ha? Anlatsana. Firdevs Hanım yeter dedim. Allah aşkına susun artık. Aa, ne biçim laflar bunlar? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Nermin anneciğim, benim dikişlerim biraz acıdı da ben yukarıya çıkıp dinlensem olur mu? Tabii kızım, tabii. Geç dinlen sen. Tamam. Ama sonra bakalım tekrar, tamam mı? Bakarız kızım. Ay oğlum, bak bu Şerife'nin kızının gelinliğine benziyor ha. Anne ben geliyorum. Şimdi neler var? Bizim zamanımızda böyle miydi? Bir gelin teline koca peşine düştük. Aç hadi. De bakayım. İşler karıştı. Acil buluşmamız lazım. Yine ne oldu? Ya senle şu tuttuğumuz sahte doktor vardı ya. Buraya geldi. Para istedi. Kapıya kadar gelmiş gerizekalı. Az kalsın yakalanıyordum. Verseydin parasını. Doğru ya Koraycığım. Ben keşke verseydim parasını. Nereden gelmedi aklıma? Koray, para mı basıyorum ben? Delirtme beni. Bana bak. Bu adamı sen buldun. Sen alacaksın başımdan. Oturup buluşalım. Birlikte hareket edelim. Saçmalama, böyle olmuyor. Kimle konuşuyor bu kız? Tamam. Tamam, orada buluşuruz. Hadi kapat. İlaçlarımı içip yatayım demiştim ama ilaçlarım bitmiş. Ben bir koşu gidip alayım ha. Kızım derdik yağızı alıp gelirdi.
Dur Seyfo'yu arayalım. Yok yok anneciğim, hiç gerek yok. Ben gidip alayım. Hem zaten bütün gün evde çok sıkıldım. Bana da bir değişiklik olur. Yavaş yavaş gider gelirim. İyi madem. Ama dikkat et ha. Tamam tamam, sen merak etme. Oğlum, nereye? Anne bir işim vardı, çıkmam gerekiyor. İyi, bana bak. Akşam erken gel, ha? Sevdiğin yemeği yapacağım. Börek de çok güzel olmuş. Kuru domatesleri zeytinyağında beklettin, değil mi? Tabii. Yağını bir dalda biberiye koyuyorum. Hı. Börek tepsisini onunla yağlıyorum. Daha bir lezzetli oluyor. Vallahi sen de az becerikli değilsin. Şu yaşımdan sonra sayende bir ıspanaklı börek tarifi daha öğrenmiş oldum. Rica ederim. Bence asıl ustalık çiğ börekte. Sen de bana onu öğreteceksin. Tamam, öğretirim. Hem onu yapan bunu da yapar. Pek marifetlisin maşallah. Aman. Mis gibi kokuyor. Kızlar börek mi yaptınız? Küçük gelin yaptı, ben de izledim. Pek marifetli maşallah. Öyle söyleme Kezban ya. Mirza yaptığım böreği beğenmişti de. Bahsi geçmişken bir tepsi yapıverelim dedik. Ellerine sağlık. Annenle kız kardeşinle konuştun mu, iyiler mi? Konuştum konuştum. Çok selamları var. Hatta birazdan hazırlanıp onların yanına gideceğim. Git tabii. Selam söyle. Bir de geçmiş olsun dediğimizi söyle. Hı? Bu arada. Gitmeden evvel mutlaka Mirza'ya ben gidiyorum diye söyle. Tamam mı yavrum? Tamam söylerim. Kezban. Hı. Evladım iki dilim yiyelim mi? Hadi yiyelim. Leyla, çalışıyorum. Çok önemliyse sonra konuşalım mı? Şey diyecektim. Annem parayı almış da teşekkür etmek için. Leyla tamam. Daha kaç kere teşekkür edeceksin? Gerçekten çok işim var. Peki o zaman kolay gelsin. Ben anneme gidiyorum. Sen gelmeden dönmüş olurum. Peki tamam. Hayırdır Leyla'cığım? Bir yere mi gidiyorsun? Annemlere gidiyorum. Ya git git. Siz şimdi alışveriş de yaparsınız. Yani işleri vardır tabii ama bir şey lazımsa gelirken ben alayım. Yok yok. Sen git canım. Oh. Benim kocam gece gündüz çalışsın, abisinin nazını çeksin, bunlar da parayı yesin. Ne oldu canım? Ha? Dümeniniz ortaya çıkınca birden sinir krizine girdin. Tadın mı kaçtı döndü hanım? Firdevs Hanım yeter dedim bak, ayıp ama ha. Şu kenarda kağızcık döküldü. Onu ben içeceğim. Anne. Kızım sen... Geç içeri bakayım. Geç bir. Geç. Bırak bırak. O da duysun. Sanki gizli saklı bir şey varmış gibi. Asalak gibi. Bütün ailemizin yakasına yapıştınız. Koparabildiğiniz kadar koparmak derdiniz, öyle değil mi? Siz ne diyorsunuz? Anne ne oluyor? Bunlar ne ha? Bunlar ne? Ben sizin gibi fırsatçılara, beleşçilere... Ah dur. Oğlumun alın terini, parasını yedirtmem, anladınız mı? Yedirtmem. Anne. Dur dur. Dur kızım sen bir dur, dur bakayım. Ben bu oyunu bozarım döndü hanım, bozarım.
Oğlumu kandırabilirsiniz ama beni asla kandıramazsınız, anladınız mı? Anne neden böyle yapıyor? Yeter be! Yeter! Aa! Sen evime gelip bana böyle çemkiremezsin ha! Oyunmuş, yok oyun falan. Varsa da bizim haberimiz yok. Biz böyle yerimizde oturuyorduk. Saadet Hanım geldi, sonra senin oğlun geldi. Biz hiçbir şey yapmadık yani. Ha, tabii tabii. Sen onu benim külahıma anlat be. Külahıma anlat. Şu eve bak, şu odaya bak, şu mahalleye bak. Benim oğlum adıyla, sanıyla şirket sahibi koskoca Mirza Ateşoğlu. Senin sünepe kızınla benim oğlumun ne iş olabilir ha? Ne iş olabilir? Ablama hakaret etmeyin. Sevsinler senin ablanı. Senin ablan düzenbaz, fırsatçı, zengin koca avcısı, anladın mı? Bana bak. Annem, bak o Koray namussuzuna katlanmak zorunda değilsin yavrum. İstiyorsan alayım hemen götüreyim seni. Hemen diyorum bak. Zorundayım anne. Babamı kurtarmak için zorundayım. Babamı öyle hapislerde çürümeye mahkum edemem ben. İyi yavrum öyle de. Bu da benim içime sinmiyor vallahi. Çok üzülüyorum kızım. Anne, sen beni merak etme. Ben dayanırım. Senin için, bizim için, ailemiz için dayanırım ben. Hem babam olsa ne yapardı? Sen olsaydın ne yapardın? Aynısını yapardı değil mi? Sen de her zorluğa katlanırdın değil mi? O yüzden sabırlı olmamız gerek. Tamam. Babamı oradan kurtarana kadar bu acıya katlanmak zorundayız. Ah yavrum. Ah benim güzel yavrum, kurban olur annesi. Oh 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 oh! Ne kaynatıyorsunuz siz böyle ana kız bakayım? Dertleşiyorduk, ne oldu? Senin derdine hiç bitmiyor zaten. Hani dertlerim bittiyse diyorum gelin hanım. Bir mutfağa geçiversen bir zahmet. Dağ gibi bulaşıklar birikmiş. Akşama yemek de yok. Yavrum otur, otur. Ben hallederim. Aa! Canım, canım benim. Ama evimizde böyle gencecik gelinimiz, kızımız varken şimdi bu işleri yapmak sana bana mı düşer? Anneciğim tamam, tamam ben hallederim. Ha, malum. Akşama diyorum hani bir de bir tepsi börek yapıversen. Gelince Koray'ım yesin. Çocuğum güçsüz kuvvetsiz kaldı da. Tamam, yaparım. Nerede kaldı bu ya? Ne işi var ki? Neredesin kızım sen, ağaç olduk. Anca çıkabildim evden. Nerede bizim çakma doktor? Geliyordur ya. Konuştum ben onunla. İyi bakalım, gelsin gelsin. Ne yapacaksın? Halledebilecek misin? Bak adam evime kadar geldi ha. Oo, bakıyorum da evi sahiplenmişiz ha. Güzel güzel. O zibidiye iyicene yapış bırakma. Bana bak. Boş yapma. Sıyrılmaya çalışıyorsun anlıyorum ama beni o adamdan kurtaracaksın. Ben yanarsam sen de yanarsın ha, ona göre. Tamam be, uzatma. Ne konuşuyorlar acaba? Koş koş yürü.
Yine bu adam. Bunlar ne karıştırıyor böyle? Ah! Çıkıyor musun evladım? Evet. Mirza'ya haber verdim. Merak etmeyin. Aferin sana. Şoföre söyleyeyim seni götürüp gelsin. Gerek yok. Çok sağ olun. Ben şuradan bir otobüse biner giderim hemen. Allah Allah. Ne fark eder? Şoför bu evin maaşlı adamı. Kezban! Buyur hanıma. Gel evladım. Sana zahmet. Gidip Ahmet Bey'e bir söyle. Leyla'yı bıraksın gelsin. Hemen hanımım. Çok sağ olun. Gerçekten. Ben her şeyi berbat ediyorum ama... Siz bana hep iyi davranıyorsunuz. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Aa, söyleme böyle şeyler. İş meseleleri başka meseleler. Sen kendini üzmeyeceksin. Anladın mı? İş adamlarının kafasında 40 tane tilki dolaşıyor. Neden yapıyorlar, nasıl yapıyorlar anlayamıyorsun. Mirza her şeyi halleder. Yeter ki sizin aranız iyi olsun evladım. Tamam mı? Kendini suçlu hissetme. O yüzden senin kader dediğin şey anlamsızdı. Saçma sapan bir tesadüften ibaretti. Sen neye inanmak istiyorsan inan. Karışmam. Ama şunu bil ki senin kader dediğin şeye de ben inanmam. Seninle babaannem evlenmemi istediği için evlendim. O yüzden neleri sevdiğimi, hangi yemeği sevdiğimi umursama. Çünkü ben umursamıyorum. Seninle evlendim diye seni sevmek zorunda değilim. Leyla. Leyla. Aa. Buna bak. Başka bir şey olmuş. Bir haller var sende. Ne oldu? Babaanne. Ha evladım. Mirza da beni sevecek mi? Sevecek tabii. Ama sabır. Biraz sabır. Gözü de açılacak, kalbi de yumuşayacak. Görürsün bak. Seni senden daha fazla sevecek. Babaannem söylemişti dersin. Ama sabır. Ha? Gerekirse ben bir ömür beklerim. Yeter ki beni sevsin. Merak etme. Her şey senin o güzel gönlün gibi olacak. Gel, gel. Mahalle yansa haberi bile olmaz. Benim oğlum bambaşka bir dünyanın insanı. Kala kala senin fırsatçı kızına mı kaldı döndü hanım? Yeter be yeter, defol evimden, yürü. Yürü diyorum. Bırak döndü, bırak. Vallahi billahi şimdi polise haber veririm. Seni sürüm sürüm süründürürüm döndü. Bana bak, defol evimden diyorum, defol. Terbiyesiz, kime haber veriyorsan ver be. Kime haber veriyorsan ver. Bir daha da sakın bu eve gelme, yürü diyorum. Bana bak döndü, bana bak. Bu iş burada bitmez, anladın mı? Ha? Ne yaptın da oğlumu kızına yamadın ha? Kaynanamı kandırabilirsin ama beni asla kandıramazsın. Sizin gerçek yüzünüzü ortaya dökeceğim. Bana bak, senin ağzını yırtarım. Ne? Utanmıyor musun sen masum insanlara iftira atmaya ha? Görürsünüz siz. Kızının da senin de elimden çekeceğiniz var, döndü. Defol şuradan, vallahi elimden bir kazan çıkacaksın. Yürü be. Ay. Anne iyi misin? Gel gel oturalım şöyle. Ay kör olası canın ettiği laflara bak be. Ay terbiyesiz. Ay. Ay kanım çekildi sinirden. Şu suyu ver bana bakayım. Bana şey ilacımı da getiriver. Başımıza gelenlere bak. Sende bir işitme kaybı mı var ha? Sabahtan beri ne diyoruz biz? Para yok diyoruz. Algılamıyor musun? Biz seninle nasıl anlaştık? İş bitince paramı verecektin. Hem nasıl para yok? Bu kadın villada oturuyor. Bize gelince mi yok? Yok diyoruz oğlum. Neyi anlamıyorsun sen? Hadi yürü bas git, uzatma. Vallahi ben anlamam. Yine gelirim. Paramı alıncaya kadar dakika başı kapıyı çalarım. Hastanede yalan söyledi mi de evdekilere anlatırım. Yok
lan. Kabadayılık yapma, yatırırım şimdi seni buraya. Neyin kavgası, ne diyor bunlar? Oğlum biz ne diyoruz burada? Para yok diyoruz. Niye kılçıklık yapıyorsun? Yoksa yok. Abi tamam, sakin. Anlaşırız. Bu kolo anlaşırız diyor. Anlaştık bitti oğlum. Para mara yok. Olursa düşüneceğiz. İyi ama. Ulan sus. Bak bir daha bu kızın etrafında seni görürsem vallahi billahi o ağzını burnunu senin hoşaf ederim, tamam mı? Anandan emdiğin sütü burnundan getiririm, bu bastonu da kafanda kırarım. Bas lan! Anneciğim. Olayı da iç şunları bak lütfen. Korkutma beni artık, sakinleş. Anne, bu kadının derdi neymiş? Bize böyle bir sürü bağırdı çağırdı gitti. Ne istiyor bizden? Bilmiyorum Deniz. Bilmiyorum kızım. Ama o ettiği lafların hesabını verecek. Burada olmazsa bile ahirette verecek. Utanmaz. Ya anne, bize böyle davranan kim bilir ablama nasıl davranıyordur? Yok. Saadet Hanım varken ses edemez. Ondan zaten belli. Dolmuş dolmuş geldi, bize patladı. Uyuz. Şuna bak. Bir de dünür dedik. Güler yüzle buyur ettik. Anne, ablam geliyor. Eyvah. Şimdi sorarız, öğreniriz bakalım ona nasıl davranıyormuş. Sakın lafını açma Deniz. Sakın lafını açma. Ay, sen topla şuraları bakayım. Hadi topla. Topla. Ay, geberisice. Bütün poşetleri dağıttı. Ablama söylemeyecek miyiz? Hayır. Hayır Deniz, sakın. Sakın ablam bilmesin. Çok üzülür. Şunları götürüvereyim ben de. Allah Allah. Nerede ya bunlar? Anne. Leyla. Yavrum. Ay ay canım, gel gel. Ay canım benim, kurbum. Oy, hoş geldin yavrum benim. Hoş geldin çiçeğim. Ya anne, madem buradasınız niye kapıyı açmıyorsunuz? Kaç kere çaldım? Baksana birader. Kimsin lan sen? Sana ne? Çekin önümden, arabayı da adam gibi kullan. Seni ben tanıyorum. Sen doktorsun. Meleğin çocuğu olmayacak dedim bize. Seni bizim evde gördüm. Birader hasta mısın? Bırak kolumu. Canını yakarım bak. Bak, hiçbir yere gitmek yok. Konuşacağız. Anlat bakalım. Melek'le Koray'la ne işin vardı? Sana börek açıyorum. Ya bir tanem, niye börekle uğraşıyorsun? Bir şeyler sipariş etseydik. Olmaz sevgilim. Hem elde yapılan yemeğin yerini tutmaz. Sağlıklı da değil. Sen niye gülüyorsun? Ya şey, hiç. Her yerin ne olmuş da. Ha, çok mu olmuş? Şey, geçti mi? İyice karlar ülkesinin prensesine döndün. Öyle mi? Al o zaman sen de. Ya,
Tamam tamam dur dur. Uslu bir çocuk olacağım. Gülmek yok. Anne ne oldu burada? Baksana sen bana. Sen ağladın mı? Deniz ne oldu? Aman ağladım. Ağladım canım. Bu aldıklarımıza bakarken böyle aklımdan küçüklüğünüz geçti. Ağladım ne var? Evet öyle oldu. Bakıyorduk. Sonra annem birden duygulanınca biz de toplayalım bari dedik. Emin misiniz? Bu kıyafetler biraz dağılmış gibi ama... Hem niye beni beklemediniz ki? Birlikte bakardık. Aman be çocuğum. Sen bakarsın sonra canım. Ne var Allah Allah. Zaten hastanede giyecekleri şöyle önü düğmeli bir şey istediler. Biz de ona göre bir şeyler aldık işte. Sen şimdi boş ver onu. Şuraya geç otur da balayını anlat. Niye bu kadar erken döndünüz? Canını sıkacak bir şey olmadı değil mi abla? İyiyim ben. Merak etmeyin. Bakın size ne aldım. Çok teşekkür ederim canım ablam. Leyla, çocuğum sen iyisin değil mi? Ha? Bir derdin yok. Canı sıkacak bir şey olmuyor. Rahatın nasıl o evde? Kalbini kıracak bir şey yapan olmadı değil mi ablacığım? Siz neden böyle sorular soruyorsunuz bugün? Hem ben iyiyim de... Asıl sizde bir şey var ama... Anlamadım. Ayol Mirza bu mahallenin yolunu bilmez. Mahalle yansa haberi bile olmaz. Benim oğlum bambaşka bir dünyanın insanı. Kala kala senin fırsatçı kızına mı kaldı döndü hanım? Aman be yavrum be evladım çocuğum. Bu hastane işleri canım. Hastaneye gittik. Tahliller sonuçlar getir götür falan filan derken yorulduk tabii. Hastane adamı yoruyor biliyorsun. Sonrasında da alışveriş yapalım deyince benim iyice artık pilim bitti. Çaktırmadan yaşlanıyoruz. İnsan evladını gelin verince fark ediyor be. Ya anneciğim. Kıyamam ben sana. Ay dur. Ay beni ağlatacaksınız siz gene canım. Allah Allah. Dur ben bir çay koyuvereyim. Yanına da bir kek yapıvereyim. Siz oturun abla kardeşe tamam mı? Deniz. Ne oldu? Ne bu hal? Eleman iyice tırstı. Bir daha musallat olmaz sana. Emin misin? Bak ikimizin de başı yanara sonra. Of! Bırak bu ayakları. Aba altından sopa gösterip durma. Yakalanırsan beni de yakacaksın ha? Anladıysan sorun yok. Ortağız çünkü değil mi? Ortak mı ortak değiliz. Coşup durma. Sen Yağız'ı aldın ben de Eylül'ü. Mesele kapandı. Herkes kendi yolunda. İyi tamam. Ben gidiyorum. Adam gelirse yine ararım seni. Şşşt! Bana bak. Zırt pırt aramak yok tamam mı? Beraber görünmememiz lazım. Mecbur kalmadıkça aramıyorsun. Ay ben çok meraklıydım seni aramaya. Allah'ım yarabbim ileri zeka ya. Anlatsana. Onlarla ne işin vardı? Abi bırak gideyim. Bana ilişme. Tamam. Derdini polise anlatırsın yürü. Abi bak.
Benim bir suçum yok. Ha. Ortada bir suç var yani. Abi yeminle benlik bir durum yok. O Koray buldu beni. Hastaneye yolladı. Sen doktor değil misin? Ne doktor abi? Liseyi zor bitirdim. Ne doktoru? Koray bu melek midir nedir? Onun yanına gitmemi istedi. Para vereceğim dedi. Sonra? Böyle böyle diyeceksin dediler. İşte çocuğu olmayacakmış, yaralanmış falan. O hikaye. Ben de tamam dedim. Para vereceğiz dediler de kabul ettim abi. Yoksa benim bir suçum yok. Parayı da vermediler. Gidip hatunun evinden istedim. Buraya çağırdılar. Parayı verecekler sandım ama az kalsın dövüyorlardı. Tamam, hadi bas git. Bas git. Sen hesabını vereceksin Melek. Deniz, ne oldu ablacığım? Bak ikinizin de beti benzi atmış. Bir şey olmuş belli ki, söyle. Yok bir şey abla. Yoruldum ya, o yüzdendir. Deniz, bak ne olur bana yalan söyleme ablacığım. Olmasın böyle. Bugüne kadar hiç olmadı. Bundan sonra da söylemeyelim. Hı? Annem öyle maziyi düşünüp de ağlayacak bir kadın falan değil. Sinirleri bozulmasa ağlamaz. Bir şey ikinizi de çileden çıkarmış belli ki. Ne oldu anlat hadi. Abla ben vazgeçtim. Ameliyat olmak istemiyorum. Deniz, nereden çıktı bu şimdi? Saçmalama. Korkuyorum. Hem iyileşip iyileşemeyeceğim de belli değil zaten. İstemiyorum işte. İnsanların parasını boş yere harcamayalım. Söyle paralarını geri ver. Deniz vazgeçmişti. Deniz, daha sabah konuştuk. Sevinçten havalara uçuyordun. Mirza abime hediye almak istiyorum diyordun. Ne değişti şimdi? Vazgeçtim diyorsun. Ne oldu? Hastaneye gidince fikrim değişti işte. Korktuğumu fark ettim. Tahliller falan içmiş işte. Hem o insanların parasını da istemiyorum. Daha yeni evlendiniz sonuçta. Daha doğru düzgün tanımıyoruz ki onları. Bize yardım etmek zorunda değiller. Kadın haklı sonuçta. Hangi kadın? Şey, hastanede bir kadınla karşılaştık da. Onunla konuştuk, o kadın. Deniz, kim geldi bu eve? Yoksa Firdevs Hanım mı? Bu mahallede kimse galoş giymez. Kapının önünde galoş gördüm. Ne oldu ablacığım? Hadi anlat. Abla. Keki koydum fırına. Deniz. Yavrum niye ağlıyorsun sen? Anne. Firdevs Hanım ne yaptı size? Ne dedi? Çabuk anlat. Of of of, kokuya bak be. Mükemmel gözüküyor. Benimkini hiç tabağa koyma. Ben böyle tepsiden lüp lüp yerim. Tamam sevgilim. Ya afiyet olsun. Şimdi sen bana böyle güzellikler yapıyorsun ya. Evlendikten sonra yapmam dersen. Bak o zaman fena kavga ederim seninle. Börek için. Allah kusura bakmayacaksın. Onu böyle mükemmel börek yapmadan önce düşünecektin sevgilim. Tabii. Büyük güç. Büyük sorumluluk gerektirir. Bundan sonra beni böyle besliyorsun. Tamam. Ama sen de öyle evlenince kendini salıp şişmanlayan adamlardan olmayacaksın. Yoksa yapmam bak. Ne yani? Ben şimdi evlendikten sonra şişmanlarsam sen beni sevmekten vaz mı geçeceksin? Vallahi kusura bakma sevgilim. Onu böyle artist gibi dolanmadan önce düşünecektim. Neydi?
Büyük güç, büyük sorumluluk getirir, değil mi? Evlenince de böyle yakışıklı olacaksın. İyi o zaman ben tabağa bir dilim alayım. Hatta boş ver bir dilimi. O yarım dilim olsun da. Şimdi hamur şey ya. Dikkat etmek gerekiyor. Sevgilim şaka yapıyorum, hemen ciddiye alıyorsun ya. Ye istediğin kadar. Hem ben seni her halinle severim. Kefri. Hadi koyayım tabağına da ye artık. Şuna bak ya. Kaşla göz arasında hemen götürmüş. Dayanamadım, ne yapayım? Mükemmel olmuş. Annem. Hayırdır yavrum? Aklına bir şey mi geldi, yüzün gülüyor? Hiç. Yazda yaşadığım bir şey aklıma geldi de ona gülüyordum. Onunla olan bir anımı hatırlamak bile beni mutlu ediyor, biliyor musun? Bu evde yaşamak için bana dayanma gücü veriyor. Tabii o her ne kadar başkasıyla evleniyor da olsa. Üzülme güzel kızım, üzülme anne. Düşünme bunları anne. Kız Eylül, börek ne oldu? Ay zıkkım, kökünü yiyin diyeceğim ha. Tamam tamam, sinirlenme, boş ver. Bunların hepsi geçecek anne. Merak etme, hak yerini bulacak. İnşallah kızım, inşallah. Neden söyledin kız? İki dakika çeneni tutamadın değil mi? Ya anne, vallahi bilerek söylemedim. Tabii söyleyecek anne. Aileyiz biz. Ne zamandan beri birbirimizden bir şey saklar olduk? İyi de kızım... Anlat anne, ne oldu? Ah Deniz, ah! Anne bağırıp durma kıza. Ya anne, vallahi ben söylemedim. Kapının önünde galoşları görmüş, oradan anlamış. Ne? Püüü! Çöp yerine kapının önüne mi atmış? Görgüsüz. Kendi varoşluğuna bakmadan bir de bize yol yordam öğretmeye kalkıyor. Rezil. Anne, konuyu saptırma. Niye gelmiş o kadın? Derdi neymiş? Hangi kadın? Ya sabır Allah. Ya anne, ablandan niye saklıyoruz ki? Bilsin işte, ona göre hazırlıklı olsun. Bize bunları söyleyen ablama neler söyler. Of anne, içim daraldı artık. Söyleyecek misin? Niye gelmiş Firdevs Hanım? Derdi neymiş? Yok canım, bir şey söylemeye gelmemiş öyle şeyden yani. Para için söylenmeye gelmiş abla. Başka ne diyecek? Para için mi? Evet, Mirza eniştemin bize ameliyat için verdiği parayı duymuş. Onu carlamaya gelmiş. Yok efendim, bizim gibilerin onlarla ne işi olurmuşmuş da... Leyla Mirza'yı nasıl kandırmışmış da... İğnesini soktu, zehrini akıttı gitti işte. Kadın bildiğin şeytan. Aman yok canım, öyle büyütecek bir şey yok. Bu kadının da karakteri böyle, o da böyle bir insan. Tanımış olduk, ne yapalım? Allah Allah. Sen Deniz'in abarttığına bakma. Ben mi abarttım? Anneciğim az önce fenalık geçiriyordun ya. Cadıyı ya kapa çozora attık. Anne, fenalaştın mı sen? Aman, aman be. Yok be çocuğum be, azıcık asabım bozuldu benim canım. Allah Allah. Öyle biraz sinirden şey oldum. Ama ben bunu ta yıllar öncesinden biliyorum. Çiftlikte de böyle ne dediğini bilmez çıçaranın tekiydi. Aman boş ver kızım. Ben iyiyim, sen hiç merak etme. Ay, ay kız, ay yok. Ay hiç umursamıyorum bile. Ay sen de umursama. He de geç, he de. O yüzden mi bu haldesiniz anne? Belli. İçinize oturmuş kadının söyledikleri. Hem kim bilir daha neler söyledi de benden saklıyorsunuz değil mi? O yüzden ben ameliyat olmayacağım abla. Paralarını geri verelim. Sen de onlarla kötü olma. Dedemin arsası satılınca ben o ameliyatı olurum. O ameliyatı olacaksın Deniz. Ne pahasına olursa olsun iyileşeceksin. Çocuğum yavrum, sen öyle şey etme ha. Abla, bizim yüzümüzden onlarla kötü olma. Deniz, o ameliyatı olacaksın. Ben ne yapacağımı biliyorum. Şeker ister misin? İstemem kızım, kızım sağ ol. Tamam. Demek o Koray denen adi herifle işbirliği yapıyorsun Melek.
Sana yapılanları bir bir ortaya çıkaracağım Eylül. Yağız, hoş geldin canım. Geç otur, sana da bir çay koyayım. Hoş bulduk. Olur, ben de bir şeyini içeyim. Kek de ister misin? Koy bakalım. Oğlum, ne yaptın? Halledebildin mi işini? Apar topar çıktın öyle. Hallettim annem. Kafam bayağı bir rahatladı. Oh, sefan olsun. Aferin. Sözlünün gönlünü de böyle hoş tut. Arada güzel sözler söyle. Biliyorum Eylül. Sen odama isteyerek gitmezsin. Ama az kaldı. Ne olduğunu, sana ne yaptıklarını. Her şeyi öğreneceğim. Artık kim kimle birlikte konuş biliyorum. Çok yakında kurtaracağım seni Eylül. Daha kurumadı. Sana da söylemeyi unuttum. Özür dilerim, benim suçum. Başka bornoz yok mu? Dur bir saniye. Bu ne? Bu benim teyzimden. Annem almıştı. Bence çok yakışmış. Komik mi? Benim kabahatim. Özür dilerim. Bornozunu yıkamıştım ama yerine yenisini koymayı unutmuşum. Hatta belki diğeri de kurumuştur. Ben hemen alıp geleyim. Tamam. Gerek yok. 2 saniyede alır gelirim hemen. Bu nedir ya? Bu ne biçim bornoz?
Bunlar ne böyle? İmzalanmış boş senet. Sevdiğim kadını almaya geldim. Ama ben gelemem ki. Buradan çıkamam. Yaşar baba ona her şeyi anlattı Eylül. Artık korkmana gerek yok. Hiç kimse bize zarar veremez. Sen de güvendesin. Yaşar baba da güvende. Hapisli içeri attılar. Sonunda belasını buldu. Eylül kızım, Yaz doğru söylüyor. O Koray hadisinin oyununu ortaya çıkardık. Beni de hapisten çıkardılar. Eylül, hadi annem. Bırak şunların bulaşığını. Hadi evimize gidelim. Hadi Eylül'üm. Eylül! Hani kız kahvaltı? Hala mı uyuyorsun? Allah, bismillah. Ay sesin kısılsın Emiraziye. Oy. Yavrum. Günaydın annem. Günaydın anneciğim. Eylül. Ne oldu yavrum? Hiç. Bir rüya gördüm de. Hayır olsun inşallah. Deli. Ne karıştırıyor böyle? Böyle böyle diyeceksin dediler. İşte çocuğu olmayacakmış, yaralanmış falan. O hikaye. Ben de tamam dedim. Para vereceğiz dediler de kabul ettim abi. Yoksa benim bir suçum yok. Parayı da vermediler. Gidip hatunun evinden istedim. Buraya çağırdılar. Parayı verecekler sandım ama az kalsın dövüyorlardı. Kızın derdi ne ya? Kurumuş aslında. Kezban da güzelce ütülemiş. Keşke sen girmeden içeri bıraksaydım. Sen bırak. Kezban yapar. Karışma. Tamam. Bir daha karışma. Bunlar ne? Şey onlar. Senet. Neden buradalar? Ameliyat için aldığım borcun senedi. O yüzden bıraktım. Borç yani? Evet, borç. Deniz'in ameliyatı için aldığım parayı geri ödeyeceğimi söylemiştim. Yaz. Günaydın. Ben de üstünü örtmeye gelmiştim. Uyandırmadım değil mi?
Ne gerek vardı? Ben kalkıyordum zaten. Gel ben sana yardım edeyim. Allah'ım. Sonunda seni ne kadar çok sevdiğimi anladın. Nihayet. Bize bir şans verdin diye o kadar seviniyorum ki Yağız. Benim kadar sevinemezsin. İyi ki karşıma çıkmışsın. İyi ki beni bu yanlış kararlardan döndürmüşsün. Ya. Bir an önce karım olman için sabırsızlanıyorum. Ben de sevgilim. Bir an önce aynı yatakta uyanalım diye öyle sabırsızlanıyorum ki. Tamam zaman. Hazırlığını yap, kahvaltı yapalım. Tamam. Allah'ım. Allah'ım şükürler olsun hayallerim gerçek oldu. Eylül yok. Yağız benim yanımda. Oh! Seyfo ne yaptın? Hazırlıklar tamam mı? Tamam. Senden haber bekliyorum. İpliğini pazarı çıkaracağım Melek. Koray'ın da, senin de. Bakalım derdiniz neymiş? Konuştuk, anlaştık. Geri istemediğimi sana söyledim. Şimdi bu borç lafı nereden çıktı? Ben o parayı mecbur olduğum için aldım. Sen bana böyle bir para vermek zorunda değilsin. Verdiğim sözü tuttum sadece. O kadar. Sen neye inanmak istiyorsan inan. Karışmam. Ama şunu bil ki, senin kader dediğin şeye de ben inanmam. Seninle babaannem evlenmemi istediği için evlendim. O yüzden neleri sevdiğimi, hangi yemeği sevdiğimi umursama. Çünkü ben umursamıyorum. Tamam işte. Ben de sana geri ödeyeceğimi söyledim. Söz verdim. Senetleri imzala lütfen. Demek zorunda değilsin. Gerek yok. Hayır, ödeyeceğim. Lütfen. İmzalar mısın? Leyla, bak geç kalıyorum. Çıkmam lazım. İmzala o zaman. Kardeşim için aldığım parayı geri ödeyeceğim. Bugüne kadar çok şükür kimseye bir kuruş borçlu kalmadım. Bundan sonra da kalmaya niyetim yok. Ay maşallah. Zehir, zehir. Yağız al bak. Melek pazardan seçmiş almış. Sırf senin için Adana mutfağına heves etti. Geçen bir sıkma yapmış. Aa! Kaçırdın yazık. Olsun baba. Evlenince bol bol yerim. Sıkıntı yok yani. Bakıyorum kıza ısınmaya başladın. Önce pişman olduğun için yüz veriyordun sandım ama... Senin de gönlün akmış kıza belli. Öyle oldu baba. Kazadan sonra Melek'in kıymetini iyice anladım. Hem sen razısın. Annem razı. Daha ne olsun ki? Hasan oğlum. Sonra da şey dedi işte. Seninle evlenmek için sabırsızlanıyorum dedi. Allah'ıma bin şükürler olsun. Oğlumun aklı başına geldi. Madem Yağız da evlenmek için sabırsızlanıyor... Nermin çay nerede? Adnan, bırak şimdi çayımayı. Hadi şu çocukları evlendirelim. Adnan, görüyorsun ikisi de sabırsızlanıyor. Bekleyip durmanın kime ne hayrı var? Heh. Ömür dediğin geçiyor anacığım, geçiyor. Kıyalım nikahlarını, yapalım düğünlerini. Çocuklar da yuvalarını bilsinler, evlerini kursunlar he? Yağız, ne dersin? Vallahi baba ne diyeyim ki? Harika olur. Ben de bayağıdır size bunu söylemeye çalışıyordum. Ama öncelikle bir şartım var. Nişan.
nişan yapmak zorundayız. Veli'nin hiçbir şeyden eksik kalmasını istemiyorum. Ya aşkım. Borcunu ödeyeceksin yani. Kararlısın. Evet. Nasıl? Neyle? Eskiden çocuk yuvasında çalışıyordum. Eski işime geri dönerim. Maaşı çok değildi ama olsun. Biriktiririm. Yine çalışır öderim. He. Faiziyle tabii. Biraz zaman alacağı için faiziyle ödemem lazım. Sen peşin verdin. Biraz zaman dediğin 40-50 sene mi? Merak etme. Allah ömür verirse bitiririm. 1 lira bile borcum kalmaz. Neden bunu yapıyorsun? Bilmediğin bir şey mi var? Para için söylenmeye gelmiş abla. Başka ne diyecek? Para için mi? Evet, Mirza eniştemin bize ameliyat için verdiği parayı duymuş. Onu carlamaya gelmiş. Yok efendim, bizim gibilerin onlarla ne işi olurmuşmuş da... Leyla Mirza'yı nasıl kandırmışmış da... İğnesini soktu, zehrini akıttı gitti işte. Kadın bildiğin şeytan. Hayır. Sadece içime sinmedi, o kadar. Peki. Tamam. Öyle olsun. Doldur bana ver. Yalnız... ben neresine ne yazılacağını bilmiyorum ki. Sadece imzaladım. O kadar. Bak şimdi. Buraya borçlunun adını yazıyorsun. Borç da. Anne. Ha canım. Benim cüzdanı gördün mü ha? Oh. Aslan gibi oğlumu ne hale getirdiler, şu hale bak. Kurşun azıcık daha yana kaysaymış böyle orcakta ölürmüştü çocuğum. Dağ gibi oğlum, az kalsın kötürüm kalacakmış. Merak etme anacığım. Senin oğlunu devirmek öyle kolay iş değil. Allah'ım, Allah'ım. Bendeki çileye bak. Oğlumu vuran adamın karısıyla kızına bakıcılık yapıyorum. Canım anam. Beni sen doğurdun sen. Ben 1 güçlüysem sen 10 güçlüsün. Hiç merak etme, dayanırsın. Anne. Kahve yapayım mı, ister misin? Yok. Ne kahvesiymiş o? Zaten azıcık kalmış. Annem bir misafir gelirse ona yaparsın. İstemem yavrum, sağ ol. Anne. Ben bir pansumana gideceğim. Oradan kahveye uğrarım. Siz de burada güzelce oturun. Kavga, gürültü, patırtı istemiyorum, ona göre. Ha. Anne. Ha canım. Eylül Hanım eğer bu çizgiyi geçerse hemen bana bir alo çak da Yaşar Baba'nın işlemlerini başlatalım da şu 10 yıllık cezasını yatmasını bir garantileyelim. Nurhan'a hiç öyle bakma. Hiç öyle bakma. Bak kızım burada. Öyle anlaşma yaptık. Sözümüz böyle. Koray.
tamam dedim. Bir şey demene falan gerek yok. O çizgiyi geçmeyeceğim. Mahkeme olana kadar bu evdeyim. Niye anlamak istemiyorsun? Aferin benim güzelime. Ama keşke şu sözlerini baştan tutsaydın da şu hallere düşmeseydik be güzelim. Neyse. Hadi görüşürüz. Ne oturuyorsun kız? Kalkıp da kocanı geçirsene. Kahvesi de abdest suyu gibi olmuş. Deniz, hoş geldin ablacığım. Hoş bulduk ablacığım da. Beni niye çağırdın buraya? Aşk olsun canım. Ben artık burada yaşıyorum. Hem hiç mi gelmeyeceksin yanıma? Yok abla, o kadını bir daha görmek istemiyorum sadece. Ondan. Merak etme, bir şey olmaz. Hadi geç mutfağa. Sana bir şeyler hazırladım. Geç kalmayayım sonra. Kalmazsın. Geç geç hadi. Sen geç, ben çayları koyayım. Canım, bak ben Mirza abinle konuştum. Senin ameliyat işinde hiçbir sorun yok. Ama o para? Ben o parayı geri ödeyeceğim Deniz. Ameliyatın için gerekli olan parayı ben ödemiş olacağım kısacası. Sadece zamanımız biraz az olduğu için borç almış olacağız. Bankadan alır gibi yani. Abla, ben gerçekten artık ameliyat olmak istemiyorum. O kadının ettiği laflardan sonra bacağım bile gözüme görünüyor. Boş ver sen. Ablacığım, sen bana hiç mi güvenmiyorsun? Ben hallettim dedim. Bunu sadece borç olarak aldık. Sonra mutlaka ödeyeceğim. Kimseye borcumuz kalmamış olacak. Hem bak düşünsene. Sen ameliyat olacaksın, yürüyeceksin, üniversiteyi kazanacaksın. Hem belki orada hayatının aşkıyla karşılaşacaksın. Sonra düğününü yapacağız, karşılıklı göbek atacağız. İyi de abla nasıl ödeyeceksin? Az bir para değil ki bu. Benim yüzümden o kadının sana kötü davranmasını istemiyorum. Canım, ben hallettim diyorum. Kezban neredesin? Kezban nerede? Görmedim. Bilmiyorum. Benimki de soru mu şimdi? Sanki bilsen söyleyeceksin. Bilsem söylerim. Neden söylemeyeyim? Yani hizmetçi takımı birbirini tutarlar değil mi? Evin hanımına karşı satmazlar. Bu yüzden söyledim canım. Canım, afiyet olsun. Ya istemişsin, çok aceleye getirdik. Meleğin istediği gibi olmadı. İsteyecek kimsem yok ki zaten hayatım. Tek başıma büyüdüm ben. Kimden isteyeceksin? Ya o yüzden diyorum ki, şöyle güzel bir nişan yapalım. Bu akşam. Oğlum, biz anana aceleci diyorduk, sen ondan beter çıktın. Hemen bugün akşam nişan. Ya baba, anneme kalsa bugün evleniyorduk. Ben nişanı aradan çıkaralım diyorum. Ya Adnan, sen de bırak çocukları bildikleri gibi yapsınlar. Tamam Nermin, bir şey demedik ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Onlar ne Seyfo? Abi tam da zamanında. Her şey bu kadar mı? Yok abi. Daha dışarıda kocaman bohça var ya. Oğlum, bunlar ne? Annem, söz işinde iki ayağım bir pabuca girdi. Sonradan içime dert oldu. Bak bu sefer yorulmanı istemiyorum. Çeyizimiz, boğuşumuz, her şeyimiz tamam. Yeter ki nişanımız eksiksiz olsun. Ay Yaz, inanamıyorum. Bunlar benim için mi? Evet bir tanem.
masaya kadar düşünmüşsün. Bugün mü yapacağız nişanı? Evet anne. Bu akşam yapıyoruz. Melek sen ne düşünüyorsun kızım? Ay ben ne diyeyim Adnan amcacığım? Yağız ne derse o. İyi madem. Bugün nişanımız var Nermin Hanım. Sen de yap hazırlığını. Hadi bakalım. Derslerini güzelce dinle. Tamam mı bir tanem? Yapma ama böyle. Asma o güzel yüzünü. Ne olur. Abla üzülüyorum ama. Baksana bize ettiği laflara. Kadın resmen bizden nefret ediyor. Sence birinin ettiği 3-5 laf mı önemli? Yoksa senin sağlığın mı? Hı? Sence hangisi daha çok üzüyor beni? Hem hallettim diyorum. Ameliyatın için kimseye muhtaç falan kalmadık. Parayı aldık, vereceğiz. Yapma böyle. Gül bakayım. Hadi. Göreceğim o tatlı gülüşü. Yoksa bırakmam okula geç kalırsın. Hadi. Heh şöyle. Aa az kalsın unutuyordum. Bekle. Bak sana ne aldım. Ablacığım çok güzel. Çok teşekkür ederim. Canım kardeşime nazar değmesin. Her şey yolunda gitsin inşallah. Ablacığım görüşürüz. Dikkat et kendine. Görüşürüz bir tanem. Kendine iyi bak. Efendim kızım. Ne yaptın? Çıktın mı ablanın yanından? Şimdi çıktım anne. Bence ablam bu evde hiç rahat değil. Bizim bilmediğimiz bir şeyler oluyor. O Firdevs denen cadıyı gördün mü? Evde miydi? Evet evdeydi. Geldi bir sürü laf sokuşturdu gitti gıcık. Ablan ne diyor peki? Ne konuştunuz? Ben ameliyat işini hallettim. Sen düşünme dedi. Ha, anladım kızım anladım. Tamam. İyi iyi. Hadi sen ablanı hallettim dediyse halletmiştir. Sen okuluna git akşam konuşuruz. Tamam hadi çocuğum hadi yavrum. Ah Leyla ah. Kim bilir ne eziyet ediyorlar sana. Ama o kadar uzun boylu değil. Ben evladımı siz eziyet edin diye büyütmedim ha. Her şey tas tamam. Hediyelik bilezikleri bile düşünmüşsün. Ya söyledim anne. Eksiksiz bir şekilde evleneceğiz. Her şey tamam. Anası kurban olsun Meren'e. Aslan oğlum benim. Benim dantelalarımdan da koyarım bohçasına gelinimi. Tam olur. Ay Yağız. Elbise çok güzel. Tam benim zevkime göre. Bence sana çok yakışacak. Melek yengem. Hı. Ya dün ben seni o Koray denen sümsükle gördüm. Bizim yukarıdaki parkta. Eğer seni rahatsız falan ediyorsa o dümbük. Koray abi beni niye rahatsız etsin canım? Olabilir. Melek. Sen dün ilaç almaya çıkmıştın evden. Koray'la mı buluşun? Gittim zaten. Sadece Koray abiyle karşılaştık yani tesadüfen. Nasıl tesadüf? Şeyden işte Raziye teyzeden. Raziye teyze bu eve girip çıkan bir insan zaten. Hem sizin hemşeriniz de. E'si ben sana olan bütün hislerimi ilk Raziye teyzeye açmıştım. Zor günümde de hep yanımda oldu. Annem gibi. Koray abi de ondan işte. Ayaküstü karşılaşınca birazcık dertleştik. Bu arada Raziye teyzenin size çok selamı var. En yakın zamanda kahve içmeye bekliyor.
Öyle işte. Biz parkta ayaküstü denk geldik. Sen de öyle görmüşsündür Seyfo'cum. Doğrudur. Hı hı, doğrudur. O zaman senin şu isteme işini... Onlarda yapalım. Hani burada kimin kimsen yok ya. Yani nişan onlarda yapalım. Razi Hanımlarda. Nasıl yani? Nişanı Raziye'de mi yapacağız? Anne, nişan kız tarafında yapılmıyor mu? Yani bizim de bildiğimiz Meleğin buradaki tek yakını Raziye Hanım. Gidelim, alalım boğaçamızı, çeyizimizi, her şeyimizi. Gidelim yüzüğümüzü orada takalım. Her şey usulünce olsun. Anne? Nerede o kadın? Anne, ne oluyor? Sakin ol. Bana bak, seni ezdirmem o kadına ha. Ay, Deniz mi aradı seni? Bak ya, ağzında bakla ıslanmıyor şu kızın da. Ablasına eziyet ediyorlarsa tabii ki söyleyecek. Böyle şey saklanır mı? Gösterin ben o kadına. Anne, sen şöyle mutfağa gitsene. Git. Anne bak, büyütecek bir şey yok. Bakma sen Deniz'e. Hem sen demedin mi Firdevs Hanım ağzından çıkana bakmayan tuhaf bir tip diye? Boş ver, iki söylendi gitti. Kızım, kendini ezdirme bu para meselesi yüzünden. Allah büyük, başka bir yolunu buluruz. Boş ver, boyun eğme şunlara. Anneciğim, bak Deniz büyüyor. Bir an önce ameliyat olmazsa ileride onun için çok daha zor olacak. Hem sorun değil, ben hallettim para meselesini. Nasıl hallettin? Mirza ile bu borcu resmiyete döktük. O ne demek kız? Ne demek resmiyete döktük? Senet imzaladık. Senet mi? Parayı geri ödeyeceğime dair senet imzaladık. Kısacası Deniz'in ameliyatını ben yaptırmış olacağım. Mirza sadece borç verecek o kadar. Kazandıkça da azar azar ödeyeceğim. Allah Allah. Allah Allah. Raziye kim canım? Meleği ondan istiyoruz. Olmaz öyle şey. Ya niye olmasın anne? Meleğin buradaki bildiğimiz tek yakın Raziye Hanım değil mi? Yani maksat adet yerini bulsun. Boğaçamızı sandığımızı alırız, yüzüğümüzü orada takarız. Ya bence hayır demez. Öyle değil mi? Yani bence de. Vallahi evlenecek olan onlar Nermin. Bana bakma. Sen olur dersen gideriz. Kızım. Nermin anneciğim siz bilirsiniz. Yaz ne diyorsa öyle olsun. Vallahi hiç içime sinmiyor ama madem öyle istiyorsunuz gönlünüz olsun. İyi o zaman. Biz de şu hazırlıkların geri kalanını yapalım. Hadi abi gidelim. Tamamdır ağam. Nermin, ben de odama çıkıyorum. Biraz dinleneceğim. İyi iyi çık. Uzat ayaklarını da dinlen biraz. Gel kızım. Kızım, biliyorsun Eylül de orada. Yani bizim orada nişanı yapmamız doğru mu? Bir terslik, bir aksilik çıkmasın. Eylül'ün orada olduğunu Yağız da biliyor Nermin anneciğim. O kafaya takmıyorsa ben hiç takmam. Hem zaten baksana, Yağız benim gönlümü yapmak için didinip duruyor. O nasıl istiyorsa öyle olsun. Ben Raziye teyzeyi arar haber veririm. Sen merak etme. Sen senet yapalım dedin, Mirza da kabul etti yani. Evet. Ama öyle hemen kabul etmedi. Ben çok ısrar ettim, mecburen olur dedi o da. Öyle imzaladık. Allah Allah. Kızım, karı koca arasında borç senet işleri mi olurmuş? Nasıl bir iş bu? Her şey yolunda anneciğim, merak etme. Hem bir daha Firdevs Hanım bu konuyla ilgili bir şey söylediği zaman çıkarırım seneti, koyarım önüne susar. Ben sizi hiç anlamıyorum kızım. Yani bir günde evlendiniz. Sonra anası geldi, ağzına geleni söyledi gitti. Aranıza borç, senet, sepet girdi. E aranızda daha bir şey de yok. Yavrum çocuğum, siz yuva mı kurdunuz, evcilik mi oynuyorsunuz? Büyütme bu kadar anneciğim. Evlilik bu sonuçta. İnişi de olur, çıkışı da. Üzülme. Oo, döndü hanımcığım.
Sabah küçük kızınız kahvaltıya geldi. Siz de öğle yemeğine mi geldiniz? İyice aşırı bellediniz canım burayı. Bana bak. Anne, sakin ol. Senin ağzını bir kapatırım. Da. Kaynanan varken bana laf düşmez. Söyle o kapatsın. Ayol ne oluyor burada bağırış çığırış ha? Gül ne oluyor? Ay anneciğim anlamadım ki vallahi. Daha merhaba bile demeye kalmadan carladı resmen. Aa, yalan söyleme. Aşeviymiş. Sen de öyle duracağına azıcık gelinine terbiye ver. Misafire nasıl davranacağını öğrensin. Bana bak döndü. Ben gelinimin edebinden de hayasından da eminim. Anladın mı? En azından bu gelinimin. Ötekinin daha ne olduğunu anlayamadık ama ne de olsa Gül'ü kenar mahallesinden getirmedik yani. Bana bak! Anneciğim sakin ol. Gül, kızım sen çantanı kapalı tut, odanın kapısını da kilitle. Bu evin gireni çıkanı belli değil baksana. Ah! Artık bu ev eskisi kadar güvenli değil yani. Yahu kadın, sen ne söylediğinin farkında mısın be? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Terbiyesizleşme! Yalan mı be? Yalan mı? Evleneli bir hafta olmadan oğlumdan para sızdırmaya çalışan kim? Siz mi? Yoksa biz mi? Döndü hanım. Borç o borç. Deniz'in ameliyat parası. Senetli, taksitli borç. Arsamız satılınca tek seferde o borcumuzu da senin o çarşamba pazarı gibi ağzını kapatmasını biliriz. Minareyi çalmış, kılıfını da hazırlamış döndü hanım. Ameliyat parasıymış güya, lafa bak lafa. Oğlumdan paraları sızdırabilmek için bulduğunuz yalana dolana bak. Arsamız satılınca borcumuzu öderiz. Sevsinler. Arsa dedikleri de şu bizim salonun yarısı kadardır kesin. Bana var sizin ikinizin de kafasına alın. Gelir misin anne? Anne ne olur, ne olur bak karşılık verme. Bak benim hatırım için lütfen. Tamam, tamam. İyiyim, iyiyim. Allah siz nasıl biliyorsa öyle yapsın be. Anne! İşte bu kadar. Sonra babam geldi. Hadi kızım evimize gidiyoruz dedi. Sonra sen geldin. Evimize döneceğiz diye eşyaları toplamıştım. O kadar güzeldi ki. Ondan böyle mutlu uyandım. Canım yavrum benim. Rüyası bile güzeldi anne biliyor musun? Bütün sevdiklerim yanımdaydı. Beni bu eziyetten kurtarmak için gelmişlerdi. Olacak yavrum olacak. Rüya değil o. Şu mahkeme bir sonuçlansın. Baban hapisten bir çıksın. Hem belli mi olur? Bakarsın Yazlı sen de tekrar. Hayır anne. O artık Melek'le beraber. Benim onunla ilgili hayal kurmam bile doğru olmaz. Hem o gün onu öyle parmağında yüzükle görünce o kadar acı çektim ki. Kaçacak saklanacak yer aradım. Yerin dibine girmek istedim. Koray beni bu eve hapsetti diye sevindim biliyor musun? Yaz öyle görüp acı çekmekten iyidir dedim. Ah be güzel kızım. Ah benim canım yavrum. Bana bak sen. Senet mi imzaladın ha? Evet. Maşallah maşallah. Evlilik değil menkul kıymetler borsası mübarek. Bir günde evlen, ikinci gün para transferi, üçüncü günde senet sepet imzala. Çok güzel, harika. Biz Mirza'yı işkolik sanıyorduk. Maşallah sen hepsinden de tüccar çıktın. İlahi anne. Bakın Firdevs Hanım, sizin açınızdan bakılınca çok kötü bir başlangıç olduğunun farkındayım. Ama inanın bana her şey düzelip normale dönecek. Hem borcumuzu da ödeyeceğiz. Borç mu? Ne borcu bu? Hiç. Önemsiz bir şey. Nasıl önemsiz bir şey? Aile arasında borçtan paradan bahsediyorsunuz. Önemsiz bir şey. Ne borcu bu? Anneciğim, Leyla
kardeşimi ameliyat ettireceğim diye oğlumdan yüklü miktarda para almış. Ben dün annesini ziyarete gittim. Eve girince ne göreyim? Alışverişler yapılmış, paralar harcanmış. Bunlar bizi kandırıyorlar anne. Sen niye ziyarete gittin? Hiç öylesine, çay kahve içmeye. Kahve içmeye. Canım şimdi konu bu mu Allah aşkına? Oğlum evleneli bir hafta olmadan bir sürü para almışlar. Altında ne var onu öğrenmek istiyorum. Hakkım değil mi bu benim? Kız ne diyorsun sen? Ne nişanı? Delirdin galiba. Bana ne senin nişanından? Ay Raziş vır vır etme ya. Tamam de işte hayret bir şey, ne konuştun? Allah Allah. Niye tamam diyecekmişim? Ev olmuş zaten dandine. Bir de sizinle mi uğraşacağım? Bana bak Raziş. Tekerime çomak sokma benim. Bu akşam geliyoruz. Hem o Eylül zillisine de iyi olur. Yağız'ın bana ne kadar aşık olduğunu kendi gözleriyle görür. Bana bak. Benim kafamı tasına attırma. Beyinsiz. Kız nişan dediğin şey öyle kolay mı? Onun bir sürü ince cıncığı var. Ben nasıl uğraşacağım onca şeyle? Zaten elim dar. Ay Raziş sen hiçbir şey yapmayacaksın. Her şey hazır. Hem zaten Yağız beni senden isteyecek. Kız tarafı için de öyle sandık bohça mohça bir sürü bir şey yaptırmış. Ay bir demlik çay koyacaksın. Karşılığında çil çil altın alacaksın ya. Başına talih kuşu konmuş hala konuşuyorsun. Ha istemiyorsan söyle. Ben başka bir çözüm bulurum. Sen bilirsin. Yok 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 yok. Hiç iptal ettirme. Ay sen bunu niye baştan söylemiyorsun be güzel kızım? Ama Melek'cim bak her zaman söylüyorum. Koray nasılsa benim için sen de öylesin Allah için. Tabii ki buyurun gelin kızım. Başımla birlikte yeriniz var. Gelin gelin. Yola gel şöyle. Aynen. Tamam Raziye teyzeciğim. Ay biliyorum çok mutlu oldun. Sen sakın eline hiçbir şey sürme tamam mı? Ben gelince hallederim hepsini. Tamam, tamam ellerinden öperim. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Nişanı sizde yapalım mı deyince çok mutlu oldu. Buyurun gelin dedi. İyi madem. İki tepsi baklava yaptırdıydım. Oraya götürürüz artık. Şimdi çatır çatır çatlasın o Eylül zillisi. Görsün bakalım Yağız gerçek aşkı nasıl buldu. Oh! Ay! Oh olsun be! Ameliyat içinmiş ya. Seni niye kandırsınlar Firdevs? Ha? Hem bunlar karı koca. Bunların arasında para meselesi mi olur? Anne, balayı işini bile sen organize ettin. Bu nasıl iş? Bu nasıl evlilik? Mirza oraya iş için gitmiş. Sen ayarladığın için gitmiş. Firdevs, sen ne demek istiyorsun? Söyle bakayım. Ha? Mirza'nın işinin orada olduğunu duyunca hemen balayı işini organize ettin. Duyduk. Duyduk. Öyle mi? Sen de işi gücü bıraktın, tavuk gibi eşelemeye başladın. Bu çocuğun evliliğinde bir uğursuzluk, bir bit yeniği var mı diye. Öyle mi Firdevs Hanım? Sen önce kendine bak be. Sen iyi bir kayınvalide olabildin mi? İyi bir anne olabildin mi? Önce kendine bak, ondan sonra çocukların evliliğine burnunu sok. Öyle değil mi? Anne bak ben şey manasında söylüyorum. Seni ilgilendirmez Firdevs. Ben onları balayına göndermişim. Bak 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 bak. Lafa bak. Senin haddine mi? Ha? Haddine mi senin? Ben senin gibi annesinin evine gidip evliliğinin altını mı kazıdım? Bırak bu işleri artık bırak. Bunlar evli. İster kavga ederler, ister barışırlar, ister paradan bahsederler, ister Mirza gider Leyla'nın ailesine yardım eder. Bunlar karı koca. Alış Firdevs, tamam mı? Anne, bak ben sadece gerçekleri öğrenmek istiyorum, tamam mı? Gelinin Mirza ile senet imzalamış. Bu nasıl evlilik ha? Senet mi imzalamış? Evet.
Ne senedi? Çocuk. Ağam, Koray'la seni parkta gördüm deyince gördün değil mi meleğin suratını? Kirece döndü. Az daha ölecek zannettim vallahi. Ama ne yılan o. 2 dakikada nasıl çevirdi muhabbeti? O kızın hiçbir lafına inanamayız. Kim bilir arkanızda ne dolaplar çevirmiştir. Koray'la ne işbirlikleri yapmıştır o. Vallahi ağam, bir sözüne bak. İstersen ağzını burnunu kıra kıra getireyim. Şurada öttürelim şu sümsüğü. Olmaz Seyfo. Adımlarımızı Yaşar Baba'yı düşünerek atacağız. O yüzden şu an sakin olmamız gerekiyor. Onca felaketten sonra Eylül'ün Koray'ın yanında olması hiç hayra alamet değil. Ayarsız bir şey yapıp Eylül'ü riske atamam. Vallahi yengemin işi de ne zor ya. Baba cezaevinde. Kendi o sümsüğün evinde. Tek başına ne yapar, ne eder bu kız ya? Bugün gidip her şeyi öğreneceğiz. Eylül bir şeyleri saklamaya çalışsak ama ben bu sefer bu işin peşini bırakmayacağım. Koray ile Meleğin oyunu bozma zamanı geldi. Bozarız ağam evvelallah. Siz üçünüz. Geçin bakayım. Geçin, geçin. Arkadaki sen de. Hadi bakayım. Geçin. Oturun. Olmaz işleri oluduruyorsunuz. Evladım, ne senedi sepetiymiş bunlar. Bizim ailede böyle şeyler olmaz. Kız kardeşimin ameliyat parasını geri ödemek için. Anne, sen bana kızıyorsun ama ben eğer o eve gitmeseydim bunların hiçbirini öğrenemeyecektik. Hepsinin üstünü kapatacaklardı. Olsun bastır anne. Firdevs. Döndü hanımla konuşmaya gittin. Umarım benim tahmin ettiğim şeyleri konuşmadın değil mi kızım? Bir anne, evladının nasıl bir günde evliliğe ikna edildiğini merak eder herhalde değil mi? Bunda bir kötülük yok, lütfen. Doğru. Ama yine de terbiyesizlik. Sen nasıl olur da o paranın hesabını sormaya gidersin? Ne hakla gidersin, ne cüretle gidiyorsun. Anneciğim, Mirza benim evladım. O parada benim oğlumun hakkı var. Elbette ki soracağım bunu. Tamam babaanne. Belli ki herkes yanlış anlamış. Ne olur uzatmayalım artık. Tatsızlık çıkmasın. Sen bir sus, tamam mı? Sana sıra gelecek, sen sus. Mirza kendi kazandığını karısına veriyor. Verir. Sen ne hakla o paradan hesap sormak için gidiyorsun? Eğer o paradan bir hesap sorulacaksa o hak benim. Anladın mı? Anne lütfen sakin ol, lütfen. Bir daha böyle bir şey yaparsan direkt külahları değişiriz. Senin kocan, senin bütün 7 sülalene bakmadı mı? Baktı. Mirza da eğer Leyla'nın ailesinin ihtiyacı varsa o aileye bakacak Firdevs Hanım. Üçünüze de söylüyorum. Anlaşıldı mı? Tabii önce sana. Sabah kızına evi süpürüver dediğimde 2 saat bana surat astın Nuran Hanım. Bak gördün mü? Misafirin ne zaman geleceği hiç belli olmuyor. Sen de öyle bakıp durma suratıma. O kurabiyeleri bitirdikten sonra hemen kısıra geç. Ha, Antep'ten gelen biber salçası vardı. Onu koy.
Hayırdır Raziye, hayırdır? Hani neyin hazırlığını yapıyoruz biz? Ne misafir gelecekmiş? Sürpriz çekerim, sürpriz. Ay ne diyor be? Ne bu hallere dağlar? Ha 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 filan. Aman anne boş ver. Bize iş çıksın diye uğraşıyor işte, görmüyor musun? Mahsus yapıyor. Neyse, bizim için de vakit geçiyor en azından. Babamın mahkemesine kadar oyalanmış oluruz. Vallahi deli gönül diyor ki, aha şunu şöyle olduğun gibi geçir şunun kafasını. Anne tamam biz sinirlenme, duyma şunu bırak. Anne, babaannemi hiç böyle sinirli görmedim. Parladı ya resmen. Geldiğin günden beri annem bana düşman kesildi. Haklısınız. Benim yüzümden sürekli kavga ediyorsunuz. Hadi artık buna bir son verelim. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Hadi anlat da bilelim. Ne işler becerdin? Oğlumu nasıl ikna ettin? Koynuna mı aldın Mirza'yı ha? Firdevs Hanım, neden böyle şeyler söylüyorsunuz? Ben bir şey yapmadım. Ben öyle biri değilim. Ya tabii tabii. Mirza abim de zaten seni rüyasında gördü. Geldi evlendi değil mi? Annemin sözünü dinle de anlat. Nasıl ayarttın Mirza abimi? Bence de. Anlat da kurtul Leyla. Bu evlilik olayı ne? Nereden çıktı bu evlilik? Paralar, senetler, para almalar, vermeler. Oğlumu nasıl kandırdın? Söyle bana. Anne! Geride kaldı ya. Böyle koyayım. Burası daha iyi. Burası daha iyi oldu. Allah Allah. Ne bu şimdi böyle? Ne bileyim. Komşularına bir şey anlatmaya çalışıyor herhalde. Her şey yolunda falan demeye çalışıyor olabilir. Eylül. Çatal bıçağı iyice temizledin mi? Hani üstünde su lekesi kalmasın, parlattın mı? Evet parlattım. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, şimdilik yok. Geldiler. İyi tamam, ben odamdayım. Servis yapılacağı zaman çağırırsınız. Yok, olmaz. Sen bir yere gidemezsin. Hatta kapıyı senin açman münasip, evin gelini olarak. Hadi kızım, hadi. Peki. Hadi. Ay, iyi mi böyle? İyi, iyi. Dur bir aynada bakayım bir de kendime. Allah Allah, Raziye. Ne oluyor burada? Hiç. Gelinimle laflıyoruz işte. Bu senetler, sepetler, para almalar, para kaybetmeler falan derken ben merak ettim. Acaba siz karı koca şirket falan mı kurdunuz ha? Maşallah evlilik değil, resmen ortaklık sizinki. Mirza, böyle evlilik mi olur oğlum ha? Hangi kadın kocasıyla senet imzalar? Allah aşkına bu işin aslını aslarını bana anlat. Öleceğim ben meraktan artık. Peki, anlatacağım. Oh be, oh! Yaz. Eylülcüm, hoş bulduk. Hadi sen al da as şunları tatlım. Hadi. Ah, aman da aman kimler gelmiş. E buyurun buyurun. Hoş geldiniz oğlum. Hoş bulduk Raziye Hanım. Pek olmadı sanki böyle. Eylül buradayken. Şuradan geri dönüp gidecek halimiz yok ya. Gir içeri. Nişan yüzüklerini takmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Aa, ne demek oğlum? Memnuniyetle. Bu mutlu günümüzde bize ev sahipliği ettiniz. Sağ olun. Ne?
Ne demek? Hadi buyurun